sen? Çiftlik sakinleri piknik yaparken yanlarından çok tuhaf bir şey geçmiş. Dikkatli baktıklarında bunun tahta bacaklarla yürüyen kurt olduğunu anlamışlar. Düşündüğümden daha zormuş. Ay. Kurt, ne yapıyorsun? Kim var orada? Benim kurt, hayalci. Hayalci. Senin boynuzların ne kadar küçükmüş. Kurt, senin bacakların ne uzunmuş. Bu bacaklar amacına ulaşınca benimle dalga geçtiğin için pişman olacaksın. Dalga geçmedim kurt. Sadece farklı geldi. Bir adım daha. Bir adım daha. İşte geldim. Meğer kurt süslünün soğuması için bıraktığı elmalı tartların peşindeymiş. Şunlara bak hayalci. Mis gibi. Sıcacık elmalı tartlar. Hem de tarçınlı. Neredeler kurt? Göremiyorum. İşte uzun bacaklı olmanın avantajları. Dur ben de bakayım. Ay dur. Dur. Ay yapıştı üstüme. Zaten dengede duramıyorum. Tam o sırada. Günaydın. Sizin ne işiniz var burada? Ay duramıyorum. Ay of anam. Ay. 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 Fena düştük. Hep senin yüzünden. Sen olmasan ben şimdi elmalı turta yiyordum. Ağzın yanardı kurt. Hala çok sıcaklardı. Üflerdim ben onları. Soğurlardı. Kurt üzülme böyle. Hadi bir oyun oynayalım da neşen yerine gelsin. Ne oyunu? Saklambaç mı? Olsaydı oyunu. O nasıl oyun? Hiç duymadım. Bak, birimiz tuhaf bir durum söyleyecek. Sonra onunla ilgili hayaller kuracağız. En sonunda hayal kuramayan yenilecek. Hiç anlamadım ben. Mesela hepimizin gerçekten bu kadar uzun bacakları olsaydı nasıl olurdu? Turtamız olurdu. Tamam bunu sayarım. O zaman ben de şey diyorum. Ayakkabımızı kendimiz bağlayamazdık. Hep başkasından yardım almamız gerekirdi. Anladım. Eğlenceliymiş. Ben de düşüneyim. Buldum. Evlerimizin kapıları çok uzun olurdu. Pantolonlar çok daha pahalı olurdu. Bak bulamazsan yenilirsin. Dur düşünüyorum. Buldum. Ağaçların en üst dallarındaki meyvelere rahatça ulaşırdık. Merdivene ihtiyacımız olmazdı. Evet. Sıra sende. Hadi bakalım. Düşünüyorum ama aklıma gelen her şey daha önce söylediğimiz şeylere benziyor. Kapılar uzun olurdu dedin, koltuklar uzun olurdu diyemem. Çok benzer şeyler. Bulamadın mı yani? Bulamadım kurt. Bu oyunu sen kazandın. Ben mi kazandım? Yaşasın! Ne kazandım? Turta mı kazandım? Ödül yoktu ki. Olsun, ne yapalım? Yaşasın! Kazandım! Ama ne güzel oyunmuş. Hadi bir daha oynayalım mı? Ben de çok seviyorum. Ama bu sefer sen söyle. Ne olsaydı? Hepimizin kanatları olsaydı. Çok eğlenceliymiş. Hepimizin kanatları olsaydı bir yerden bir yere varmamız çok kolay olurdu. Bisiklet veya araba kullanmazdık. Kanatlarımız olsaydı eminim onları temizlemek için ayrı bir şampuan satarlardı. Kanat şampuanı. Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
Kanatlarımız olsaydı ceketlerimizin sırtında delikler olurdu. Kanatlarımız olsaydı bir yere düşmezdik. Düşerken uçuverirdik. Evet. Şimdi sıra bende. Kanatlarımız olsaydı... Kıt. Belki de uçamazdık. Aman, uçamıyorsak kanatlarımız olması çok anlamsız olur. Boşa yük. Dur, imdat. Kanatlarımız olsaydı çok daha farklı boks yaparmış. Hayalci. Tamam, bir şey demedim. Kanatları daha fazla düşünmek istemiyorum. Tamam o zaman. Su altında yaşasaydık ya da saçlarımız altın olsaydı ya da tüm dünya aynı dili konuşsaydı ya da doğduğumuz anda konuşabilseydik. Ay, bunların hepsini oynayalım olur mu? Hiç böyle şeyler düşünmemiştim ben. Hadi oynayalım o zaman. Ama ondan önce yapmam gereken bir şey var. Kurt yeniden tahta bacakları giymiş ve turtalara doğru ilerlemiş. Gelsin turtalarım. Mis. Kurt sonunda tekrar pencerenin önüne gelmiş. Turtalarım gitmişler. Tam o anda süslü elinde turtalarla kapıdan çıkmış. Arkadaşlar, hepinize turta yaptım. Gelin alın. Yakınlardaki herkes gelip birer turta almış. Ama kurt eğilemiyormuş. Bırakın. Bana da bırakın. Kurt yukarıdan olan bitenleri izlerken tüm turtalar bitmiş. Bitti mi? Kurt, son bir oyuna ne dersin? Hayır hayalci, hiç oynayacak havamda değilim. Peki öyleyse, ben kendi kendime oynarım. Elimde bir turta olsaydı neler olurdu? Hayalci, almışsın. Yaşasın. Hem de benim için. Tabii ya, şaşkın.